Bakın kardeşler, yani biz bundan önceki derslerde şunu işledik. Dedik ki La ilahe illallah kelimesi mücerred olarak ne olmaz? Gereğini yapmadığın takdirde sana hiçbir fayda vermez. Vermediği gibi de kişinin malını, canını ve bununla beraber ırzını ne yapmaz? Haram kılmaz. Bu tek başına böyle yetmez. Ancak gereğini yaşar, manasını öğrenirsen o zaman sana bir faydasını olur. Malı, canı, ırzı ne olur? Müslümanın Müslümana haram olur. Ancak bunun dışında olmaz. Yani bunların getirdiği örnekler alakasız örnekler. Yani bu insanlar kelime-i tevhidi hiç yerine getirememişler ve bununla beraber bunlar hala asli kafirler. Yani demek istediğim şu ki, yani bunlar inandığı itikadı bile gereği gibi yaşamıyorlar. Neden gereği gibi yaşamıyorlar? İşte dilsiz şeytanlıklar yapıyorlar. Ona kafir dese insanlar ona aşırı diyecek. Ona kafir dese belki devlet biraz baskı yapacak. Ona kafir dese belki ailesiyle arası bozulacak. Kaynanasıyla arası bozulacak. Kayınpederiyle, kayınbabasıyla arası bozulacak. Adam ne yapıyor bunu? Adam bunu gizliyor. Gizliyor yani. Veya gidiyor adam, mesela örnek vereyim. Diyelim ki hanımının babasının evine gidiyor. Tabii oraya gidince bu şahıs şey zannediyor. Yani kendi dinine göre kayınbabası da Müslüman değil. Ama gidiyor kayınbabası ağzına geleni sayıyor misalen. Adamın çıtı çıkmıyor. Neden? Ya şimdi ben şimdi kayınbabamla aramı bozarsam karımla da aram bozulur. Gibi gibi dünyalık menfaatler yüzünden Allah'ın dinini kardeşler maalesef insanlar böyle terk ediyorlar. Yani bu Müslümanlarda da bazı noktalarda mevcut. Yani örnek vereyim, ailesiyle arasını hep iyi tutuyor. Tabii ki iyi tutsun, biz buna karşı değiliz. Ama Allah'a ve Resulüne küfreden insanlara karşı sizin zerre kadar sevginiz, sizin zerre kadar sabrınız olmasın kardeşler. Allah Azze ve Celle burada sabretmemizi emretmiyor. Burada yeri geldiği zaman cevap verip onlardan itizar etmemizi emrediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Yani hiçbirinizin babası İbrahim Aleyhisselam'ın babasından daha iyi değildi. Hiçbirinizin babası bununla beraber Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın babasından daha iyi de değildi yani. O sebepten dolayı bunlar peygamber babalarıydı ve bununla beraber bunlar ahlaken çok kötü insanlar değillerdi. Bu sebepten dolayı bu peygamberler ve bütün peygamberler ne yaptılar? Kendi aileleri dahi olsa zerre taviz vermediler. Sahabeye baktığımız zaman sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ebu Bekir radıyallahu anhu babası sırf Peygamber aleyhissalatü vesselama küfretti diye, hakaret etti diye onu dövüyor ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu duyduğu zaman Ebu Bekir'e diyor ki niye böyle bir şey yaptın deyince ya Resulallah vallahi o kadar çok sinirlendim ki sana söylediği sözden sonra kılıcım belimde olsaydı onun kellesini alacaktım. Neden? Çünkü bu insanlar kardeşler Allah ve Resulünün sevgisini kalplerine yazmışlar. Tahammül edemiyorlar. Sizin en sevdiğiniz bir insana biri küfretse siz ne yaparsınız? Siz yerinizde duramazsınız, adam öldürürsünüz. Bugün cezaevinin yarısı annelerine küfrediliyor diye içerideler. Ama bakarsın Adana'da olsun, Güneydoğu'da olsun, Türkiye'nin birçok yerinde din, kitap, Allah küfrediliyor. Artık bu adet olmuş. Sebebi ne işte? Sebebi bu kardeşler işte ya. Sebebi bu. Adam Allah'a küfrediyor, ondan sonra gelip senin yanında oturuyor, çay içiyor yani. Örnek vereyim, kendine muhafazakar, Müslüman diyen insanlar örnek kahveye gidiyor, adam din, kitap küfrediyor, adam sesini çıkartmıyor. Hiçbir şey olmamış ki hayatına devam ediyor. Bu mu yani? He? Bu mu din? Din diye anladığınız buysa, sahabe böyle bir din yaşamadı. Yaşamadı yani. Bu sebepten dolayı kardeşler, Allah'ın dinine küfreden, Allah ve Resulünü incitecek sözler söyleyen, Allah'ın şeriatına karşı saygısı olmayan insanların bizim de bunlara karşı zerre kadar saygımız, sevgimiz yoktur ve dostluğumuz da yoktur. Biz bunlara buğz ederiz, bunları kötüleriz, kötülemek zorundayız. Bu Allah Azze ve Celle'nin dinidir, bunu yapmak zorundayız. Bu sebepten dolayı kardeşler bu tür örnekler çokça verilebilir. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.